Kapadokya'da kafa basarlar 63 yıl keşfedildi. Hamile kadınlar ve çocukların da bu vahşete maruz kaldığı belirlendi. Bundan 27 yıl önce üniversite öğrencilerimizin daha doğmadıkları bir tarihte maalesef Türk coğrafyasının Dağlık Karabağ bölgesinin Karali kasabasında Ermeniler biraz önce açılış konuşmasında da kardeşimizin belirttiği gibi 600'den fazla kardeşimizi şehit ettiler. Bugün o şehitlerimizi, o günü şehitlerimizi anmak, unutmadığımızı haykırmak için misafirlerimizle birlikte üniversitemizdeyiz. Ben Karali katliamında, o insanlık dramında hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah hiçbir coğrafyada bir daha öyle acı günler yaşamayız. Ben öyle düşünüyorum ki bu yalnız Azerbaycan'a karşı, Azerbaycan Türklerine karşı değil, tüm dünyaya, dünyanın geleceğine karşı yönelik bir adım idi. Çünkü bir şehirde 63 çocuğun öldürülmesi hakikaten de bir dahşet vericiydi ve üstünden 27 yıl geçenden sonra biz bugün bize annesini, babası gözü önünde yakılan, annesi hamileyken karnından çocuğu çıkarılan, kardeşlerin gözleri ovulan, babası demir boruların içlere sarılarak yandırılan bir acı bir öykü kalır o çocukların kafasında. Məqsəd neydi, amac neydi? Xocalı bölgesel olarak çok önemli coğrafi mövqedeydi ve orada bir katliam yapmakla Azerbaycan halkının gözünü korkutmak, Azerbaycan insanının gözünü korkutmak ve diğer Karabağ torpaqlarını da bu yolla daha kolay elde etmeye çalışıyordular. Ama bu oldu mu? Tabii ki olmadı. Azerbaycan topraklarında Türkiye'den sonra en fazla şehidimizin, Türk şehidinin yattığı topraklar. Bunları niye anlatmak istiyorum? Hocalı gerçekten 21. yüzyılda yaşanmış, canlı şahitleri olan ve bugün baktığınızda dünyanın adeta çifte standart uyguladığı bir vahşeti, bir katliamı adeta unutturmak istiyorlar. Biz de inadına diyoruz ki unutmayacağız. Unutturmayacağız. Yardımdan burada oturan sevgili öğrencilerime teşekkür ediyorum. Bizim Türk gençliği olarak Azerbaycan'ı yeni bir düzeye kaldırmaya ve daha da güçlendirmeye ihtiyacımız var. Bunun için de ben... O da olur, bu da olur. Azerbaycan, Türkiye. Azerbaycan, Türkiye. Azerbaycan, Türkiye. Asil yaptın mı? Sen necisin diye ayırarak insan gerçek bir dostumuz var. Azerbaycan. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye. Farklı gruplardan, farklı etnik kökenlerden, farklı dinlerden daha Ermenistan'a, Ermenistan'ı destekleyen devletlere. Düşünün, Ermeniler hatta Sovyetler döneminde bile, biz sulh içinde yaşadığımız dönemde bile ellerine fırsat düşünce Türkleri öldürdüler ve bize hiçbir zaman onlar Azerbaycanlı demiyorlardı. Hep Türk diyorlardı. Ve bugünlerin şükürler olsun ki ilk defa olarak tarihin her dönemine bakalım. Hiçbir zaman bir Türk devleti diğer bir Türk devletiyle kardeş olarak geçinemediler. Ve bir imparatorluğu diğer bir imparatorluk mahvetti veya bir devlet yıkıldı yerine başka bir devlet kuruldu. İlk defa olarak şükürler olsun ki Azerbaycan ve Türkiye kardeş olarak bir yeni bir kardeşlik modelini dünyaya sunabiliyor. Ve şükürler olsun ki bu günlerin tekrar Xocalı katliamları yapılmıyor. Çünkü Türkiye'de güçlü halde, Azerbaycan'da güçlü halde. 1992 yılında Türkiye şimdiki gibi Azerbaycan'ın yanında olsaydı bu katliamı kimse yapamazdı. Ve bizim topraklarımızın %20'si işgal altında olamazdı.